Selamünaleyküm arkadaşlar. Kale Boldırıcı'nın Süs Tavukları kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Batuhan'la çiftliğimizde temizlik yapacağız. Biraz geç kaldık ama tabii temizliğe geçmeden önceki faaliyetlerimi sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Şöyle bir genel bir görüntü alayım. Daha sonra da hem sizlerle sohbet ederek hem de tavukları, bıldırcınları hakkında bilgiler vererek gezelim arkadaşlar. Evet, şimdi Batuhan temizlik yapıyor burada. Kolay gelsin oğlum. Sağ ol baba. Arkadaşlar bugün tabii bıldırcın yumurtalarımızı toplayacağız. Güzel bir paketlemeden sonra yarın Batuhan'la kısmet olursa hobici ve üretici arkadaşlarımıza gönderimleri sağlayacağız. Bunun dışında Batuhan ne yapacağız? Tavuk kümeslerini gezeceğiz. Oralardaki eksiklikleri gidereceğiz. Şöyle ben dışarı çıkayım. Gübreleri de Batuhan buraya biriktirmiş. Onları da tabii bahçemize göndereceğiz. Sonra doğal yem hazırlayacağız. Hacı babanın bıldırcınlarına. Onları da göstereyim size arkadaşlar. Şöyle bir yem kırma makinamız var. Onun dışında şöyle göstereyim. Şurada nohut var. Nohudu da daha önce kırdırmıştım. Buğday, burada da mısır. Bunların şimdi üçünü harmanlayıp güzel bir doğal yem hazırlayacağız. Şöyle bakalım, Wyandotte'ların yumurtasını Hacı Baba almış mı? Yok, almamış. Evet. Onları da şimdi alırız. Tabii bu tavukları annem çok seviyordu. O yüzden bunların ayrı bir yeri var bende. Yaz geliyor. Bahçenin de tadı gelmeye başladı. Hacı baba sağ olsun buralara ıspanak ekmiş. Öbür tarafta roka. Tabi burası daha da güzel olur. Şuradan da tavuk kümesimize geçelim. Buranın temizlikleri de var. İçeri kısımları bitirelim. Daha sonra da buraya geçeceğiz arkadaşlar. Kar yağdı. İspençlerimizi merak eden arkadaşlar yakından görmedik şeklinde mesaj atıyorlar. Evet arkadaşlar, bu horozumuz. Diğerleri de tavuklar. Irk standartlarına uygun. Burada da tabi bizim fıstıklar var. Bunları bir dışarı çıkartalım. Gel 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 gel. Gelin bakalım gel. Gel gel. Gelin bakalım gel gel gel. Bunların da altlarına talaş ve temizlik işleri yapılacak. Buradan çıkalım. Batuhan oğlum, kafeslerin arka taraflarını alalım. Çünkü gübre birikimi olmuştur. Evet, en son zaten Şubat'ın sonunda almıştık. Arka kısımları. Evet. Tam zamanı gelmiş artık.
şu diğer taraftaki yapılacak işleri de göstereyim ben arkadaşlara Batuhan. Olur. Tamam oğlum. Dur geliyorum. Tamam. Evet, özellikle bu porselen cüce koşinleri sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Neden? Çünkü bu civcivlerin ayakları maalesef ayrıptı. Bardak tedavisiyle bunları düzelttim. Kısa bir süreliğine buraya aldım. Yanımda yine bir tane zibrit yarka. Onun yanında da arkadaşlar şurada yine kendi anaçlarımıza ait bayağı bir çıkım almıştım. Seramalardan. Bunlar da onların yavruları. Muhtemelen bir horoz. Kaç tane? 3 tane de tavuk var. Burayı da kapatalım. Evet. Bunlar da 1 aylık jumbo bıldırcın arkadaşlar. Yanlarımda erkek yok. Çünkü olgunlaştıktan sonra erkek bırakacağız. Yani toplamda her gözde şu an yarka oldukları için 14 adet bıldırcım var. Şunlar da yine Japon bıldırcınları. Onlar da aynı şekilde 1 aylık. Ve burada da yine Ukraynalar var. Bir kısmı yeni yumurtaya başladı. Bir kısmı da başlamak üzere. Ve burada evet yani bunları kümese almadan yumurtasını gördüm. İnanılmaz ya. Şu güzelliklere bakar mısınız? Bunlar da bizim yine sıfır boy ırk standartlarına uygun portakal ispenç takımımız arkadaşlar. Ama tabii kümesi almadan burada yumurtasını gördüm yani ilk kılavuzu. Sizlere de şöyle göstereyim. Maşallah şunlara bak. Tabii kısa bir süre önce Almanya'daki arkadaşımıza çekiliş yapmıştık. Bununla ilgili hediyeler gelmedi falan gibisinden şeyler varmış, yorumlar. Biz tabii bunlara kulak asmıyoruz arkadaşlar. Biz iki tanesine gönderdik. Şu anda iki kişi kaldı göndereceğimiz. Batuhan pazartesi günde onları gönderecek kısmet olursa. Dediğim gibi şimdi buranın üstlerinin tozlarının alınması var. Yani burayı komple şimdi temizleyelim. İnanın yarın yine aynı toz olacak. Çünkü yeme kafalarını vurduklarında toz çıkartıyor arkadaşlar bu hayvanlar. Şurada da bir kar yağdı tavuğumuz var. Yarka daha kısmet olursa o da olgunlaştıktan sonra yerlerini alacağım. Evet şunları da bizim Hacı Baba'ya ayırdığım erkek bıldırcınlar arkadaşlar. Biraz önce sizlere söylemiştim doğal yem yapacağız diye. Bir ayda yapmış olduğumuz doğal yemlerle beslenecekler bunlar kısmet olduktan sonra. Şu alt kısımda da yine yarka bıldırcınlar var. Onlar da daha almadım. Genelde dişi burası. Burada da Çin bıldırcınlarımız var. Bunları da ayıracağız. Çünkü artık zamanı geldi. Ayrılma zamanları. Şu görmüş olduğunuz kral arkadaşlar. Kral. Bunların hepsini şimdi erkekli dişili ayıracağız. Yeni yumurtaya başladılar. Bu arada bizim yeğen var. Batuhan baba yardım etmiyorsun dedi. Dedim oğlum bu hafta sana yardım edeceğim. Geç başladık. Esasında sabah erken başlasaydık değil mi Batuhan? Evet maalesef biraz şartlardan dolayı öyle oldu. Ama halledeceğiz. O zaman bir şey yok. Kuzenin Furkan'ı çağıralım. Kamerayı ona verelim Batuhan. Ben de iş kıyafetimi giyeyim. Seninle birlikte temizlik yapalım. Buraları düzenleyelim. Furkan abin de bizim kameramızı çeksin. Olur. Güzel. Okey. Tamam. Evet arkadaşlar iş kıyafetlerimizi giydik.
Batuhan'ın kuzeni Furkan'ı da çağırdık, kamerayı verdik. Şu anda Hacı Baba'nın bıldırcınlarına doğal yemle başlayacağız. Daha sonra temizliğe geçmeden önceki bakacağız yumurta durumuna, onları da toplayacağız. Ve Batuhan'ın yanına geçip bu tüm faaliyetleri sizlerle paylaşacağız. Bir ölçek ot tohumu ve nohut karışımı olan. Bunları ben daha önce öğütmüştüm ama bıldırcınların yiyebileceği şekle getireceğim arkadaşlar. Bir ölçek bundan koyuyorum. Yine şöyle göstereyim sizlere. Ot tohumu falan karışık. Yani bıldırcın doğasında ne yer? O şekilde hazırlanmış buğdaydan da koyacağız. Şöyle göstereyim. Evet. Sonra da mısır koyacağız arkadaşlar. Tabi bunun tadına doyum olmuyor bıldırcın etinin bu şekilde yemlerle. Çünkü tamamıyla doğasına uygun bir şekilde yem hazırlıyoruz. Şunu da koyalım. Evet. Şuradan açalım. Kulağı kapatalım. Kendi kendine çalışsın. Biraz önce bakmıştım yumurtaları vardı. Hacı Baba almamış, onları alacağım. Evet arkadaşlar. Bunlar da bizim Wyandotte tavuklarımıza ait kuluçkalık yumurtalar. Tabi bunları içeri koyacağız. Hepsinin yerleri ayrı. Karıştırmayalım. Daha önce yaşadık böyle karışıklıklar. Bizden de kaynaklanmadı esasında da. Bizim Hacı Baba'dan kaynaklandı. Şöyle bunların yeri burası. Diğer kümese geçelim. Tam sarı kızlar da. Çıktılar. Evet, bunlar da çıktılar, hava alıyorlar. Bunların yumurtalarına da bakalım. Evet. Şöyle göstereyim. Bunlardan da 3 tane yumurta var. Portakallar buraya. Tabi bunların üzerlerini yazıyoruz. Evet, zibitlerde yok. Maalesef. Siyah sultanlara bakalım. Evet. Çekil bakayım, çekil, çekil, çekil. Dört tane de bunlarda var. Bir tanesini hol bırakacağız. Bunları neden yapıyorum? Çünkü burayı da papağanla temizleyeceğiz. İçeriler bittikten sonra. Kar yağdılarım yok. Yorumlarda görüyorum arkadaşlar. Diyorsunuz sultanların yerleri dar abi falan şeklinde. Fakat şimdi bu güzellikleri, milli gururumuzu siz değerli arkadaşlarımıza yumurtalarını gönderiyoruz. Amaç nedir? Bu tavukları geliştirmek ve yaygınlaştırmak. Şimdi kısa yerde olursa zaten bunları ben havalandırmaya çıkartıyorum. Yerlerinin temizliği, bütün bakımları. Çiftleşmesi daha etkin oluyor. Yumurtalar da döllü çıkıyor arkadaşlar. Yani beklentinin üstünde bir verim oluyor. O yüzden yerleri dar. Evet, biliyorum. İşte yeni yer çalışmalarımız var. Yeni çiftliğe geçersek kısmet olursa bir Türkiye'de bir ilk olacak. Onu da buradan sizlere söyleyeyim. Geç bakalım. Geç. Geç bakalım. Evet, 4 tane de
Beyaz Sultan. Günde 4 yumurta. Şunları da bırakalım. Tabii bunlar da pazartesi gidecek ve Batuhan'a yardıma geçelim. Yem kırma makinesine bakalım bir ne oldu. Ona göre Batuhan'ın yerine geçelim. Batuhan da gelsin, yumurtaları toplayalım. Batuhan sen arka kafeslerin arkasına geçmeden önce oğlum yumurtaları toplayalım. Tamam. Ondan sonra da kafeslerin arkasına alalım. Tamam. Bakalım. Hadi bakalım. Dur, yerlerle peçeteleri getireyim ben. Temizliğe devam. Ukraynalardan başlayalım. Ben de jumbolardan başlayayım o zaman. Yok, beraber yapalım istersen. Bakalım. Olur, nasıl ya da oradan başla. Fark etmez. Oradan başlayalım. Şöyle hemen hallederiz. Tamam. Batuhan, her zaman da söylüyoruz arkadaşlara peçetenin ne gibi faydaları olduğunu. Yani bu gösteriş için falan değil. Yani üzerlerine peçete koyduğumuz zaman gönderiler kargo ile olduğu için ne yapıyoruz? Sarsıntı ile dör kayıplarını engelliyoruz. Engelliyoruz. En asgari seviyeye iniyor. Tabii kuluçkalı vasıf taşımayan yumurtaları ne yapıyoruz? Arkadaşlar şöyle göstereyim. Çok küçük bunları Batuhan dispenserde kıyamıyor. Onlara yediriyor. Şöyle ayıralım onları. Yeni yumurtaya gelmiş buldozunların yumurtasına. Dörlü yumurta vasfına girmeyen yumurtaları. Öbür videomda da gösterdim arkadaşlar. Dispenserde yediriyoruz. Sadece dispenserde, daha doğrusu bütün tavuklarımızı yediriyoruz. Ama dispenserde daha çok ağırlık veriyor. Ben şunları da söylemeden edemeyeceğim Batuhan. Şimdi bu hayvanların hepsi bizi tanıyor diyorum. Nasıl olur öyle şey diyorlar ama bunun hakikati bu yani. Biz içeri girdiğimiz zaman her biri bir taraftan bağırışmaya başlar. Sanki hoş geldiniz diyercesine fıstıkla. Sabah köre saçma videomuzda da zaten bunun örneği var baba. Gel bakayım, gel. Fıstık. Bunlar Ukrayna buldurucu yavrumuz arkadaşlar. Evet. Şuna bak. Hadi geç. Abi diyor, hepsini nasıl diyor şey yapıyorsunuz siz diyor. Ya işte diyor, tüm türler var sizde. Tamam. Karıştırmadan nasıl gönderiyorsunuz şeklinde bir soru yöneltti. Kardeşim bir tanesi. Dedim abi, hepsi zaten ayrı ayrı. Onları
İçeride de ayrı kasalar var. Kasalarda isimleri yazılı. Hepsinin köprü. Onlara göre ayarlıyoruz. Oradan isteyenlere de gönderim yapıyoruz. Batu abi. Tabii insanların aklı karışabilir baba. Yani çok merak ediyorlar. Tabii ki meraklarını gidereceğiz biz. Diğer tarafa geçelim. Durdum. 3. Yani 40 yumurta. Bunu ayıracağız şöyle. Bizim tavuk yeme onlar. Bak burgacın yumurtasının tavuklara da çok büyük etkisi var. Özellikle de horozlar arkadaşlar. Onların böyle nefes darlığı, göz, hapşırık bütün problemlerine çare. Bizzat tecrübe ettik. Tecrübelerle sabittir. Şimdi Batuhan sen devam et. Şu içerideki ben yem makinesine bakayım. Tamam. Ben geliyorum hadi. Tamam mı? Evet arkadaşlar, kaldık yine baş başa. Bugün biraz geç geldik. Evde olmayan sebeplerden dolayı diyeyim. Hem de dün biraz yorulduk. Yine gece geç saatlere kadar buradaydık. Uğraştık babamla biraz. Ama sağlık olsun. Geç olsun, güç olmasın. Allah iş gayresi versin. Hepsi kolay. Yine dün de biliyorsunuz video atamadım. İşte yoğunluktan dolayı. Bu videoyu da sizler için genellikle sık sorulan sorular olarak da adlandırabiliriz. Hem yem ediyoruz işte. Yumurta topluyoruz. Biraz sonra kafesleri çekeceğiz. En ağır kısım o. Yani tozlarını alacağız videoların. Peki Batuhan Bey, bu yumurtaların sahanda pişirilmesi mi daha lezzetli oluyor yoksa haşlaması mı? Güzel soru abi. Arkadaşlar iki türlü de yiyebilirsiniz. Tavuk yumurtası gibi tadı var yani ama protein olarak tabii bir bıldırcın yumurtası. 3 tavuk yumurtasına kadar bunu da söylemeden geçmeyelim. Sen hangisini tercih edersin Furkan abi? Sahanda mı, haşlama mı? Ay, kaynatma daha iyi olur gibime geliyor. Özellikle sporla falan. Evet. Kavgamızı yerler, devam edelim. Bırak ettim. Kazanlarda uğraşıyoruz. Kırıldı. Hemen bunları wind-up tavuklara atayım, geliyorum. Gel istersen Furkan. Arkadaşlarla görsünler nasıl yuttuklarını. Gel. Kapışıyorlar hem de.
Zaten bugün hepsini hallederiz ya. Aynen. Ya işte geç kaldık. Esasında sabah erken başlasaydık daha hoş olacaktı. Fakat hastamız var. O yüzden biraz geç kaldık. Olsun. Batuhan, Ahmet'in tavukları ne diyordu? Evet arkadaşlar, videomuza like atmayı, beğeni yapmayı unutmayınız. Yorumlarınızı aşağıya bekliyoruz falan. Hele onun bir de şeyi var, ne o? Hakizesi var. Hakize gitti, Şahzi'ye geldi. Ahmet abiye de buradan selam olsun. Seviliyorsun Ahmet abi. Onları da almadan ödemeyeceğiz. Bir de ne var? Dabaş kardeşimiz var. Baton. Turgut abi. Dabaş. Dabaş candır. Kardeştir. Harikalar diyarı Turgut. Başka kim var? Samsun Kanatlı Alemi var. Ercan abi. Onu da hiç talihsizliği de peşini bırakmıyor. Bir gidiyorsun köpek ısırıyor. Kas saldırıyor. Ama buradan Ercan abiye selam olsun. 81 milyonun merak ettiği bir video çekmiş arkadaşlar. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. Tam kazın yumurtlama anını çekmiş. Hep bize de sorulan bir soruydu. 81 milyonu aydınlattın. Ercan abi çok teşekkür ederiz. Cansu kardeşimizde Brahmanları var. Batuhan. Ben hepsini çok seviyorum oğlum. Onlar yani bizim kardeşlerimiz. Şunları alalım. Şöyle. Evet arkadaşlar görüyorsunuz bu bir kuluçkalık yumurta olmaz bundan. Onun için ayıracağız. Bunları da bizim sarı kızlara vereceğiz. Videolar kısa oluyor. Uzun yapalım abi. Tamam uzun. İnşallah izlersiniz. Ya da 5. dakikada kapatırsınız. Bilmiyorum artık. O zaman ben de böyle bir şey yapayım. Buraya kadar izleyen ve ilk yorum atan arkadaşımıza benden 3 paket yumurta arkadaşlar. Bu da size sürprizim, hediyem olsun. Eğer buraya kadar geldiyseniz izleyerek ve tam şu an buranın dakikasını yazıp aşağıya yorum atan ilk arkadaşıma 3 paket kuluçkalık bıldırcın yumurtası hediye edeceğim. Bunu da söylemeden geçmeyin. O da sürpriz mi oldu? Evet, o da sürpriz oldu. Yani arkadaşlar Batuhan tabii kaytardı. Bana da işaret ediyor böyle. Geliyorum diye şeklinde. Evet. Şimdi burada da öyle. Şöyle bir açalım. Evet. Buradan alabileceğimiz yumurta yok maalesef. Bunlara tabi yumurta küçülmeleri neden oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Devamlı yumurta yemi verirsek şayet aynen böyle bu şekilde küçülmeler meydana geliyor. Arada bunlara ben etlik toz civciv yemiyle veyahut da şöyle söyleyeyim granül yemle karıştırmak zorundayım. Değilse örnekleri çok bariz açık. Görüyorsunuz yani. Yumurtalarda küçülme var. Ha bundan civciv çıkar mı? Çıkar. Çıkar fakat sağlıklı olmaz. Ya istediğimiz boyutlara gelmez. Çok iri, çok fazla büyük olan yumurtalardan da civciv çıkmaz arkadaşlar. Bu da bir gerçektir yani. Bakalım 4, 6, 8, 10, 12, 14.
malzeme kalmadı. Bunlar da yine bizim sarı tavukları, yani ispeçleri. Şuradan Akdeniz bıldırcınlarına geçelim. Evet arkadaşlar, sizlere göstermek istediğim, evet buyurun. Akdeniz bıldırcın melezi. Şurada da yine melez var. Bir gözde sade olan var. Yani şunlar sade, fakat erkeklerini melezlerden koydum bu şekilde. Bunların yavruları da melez doğuyor. Şurada da sade olanlar var. Ama en güzeli de melez. Ben melezleri çok seviyorum. Akdeniz'de özellikle. Yumurta verimlerinde hiçbir eksiklik ya da sıkıntı yok. Hepsi aynı ölçüde yumurtluyor arkadaşlar. Diğerlerine nazaran yumurtaları bunların biraz daha bir tık küçük. Hadi oğlum ne yapayım? Gel de toplasana. Allah Allah. Oradan beni dinle ya. Birazcık da kaykaralım yani. Böyle olmaz. İş yapan adam izlemesi güzel oluyor değil mi Mata? Evet. Hakkını koyayım, tamamlayayım mı? Onlar da tamamdır. Japonları tamamladın mı Batuhan? Tamamladım. Şuradakileri unutuyorsun. Şunları alalım. Başka Japon. Olsun, yarınlar gibi kalsın yani. Sıkıntı yok. Bunları alalım. Evet. Bunları almayalım. İstersen akşam turla birlikte o yarımları da tamamlayalım. Akşam panınlarız turla. Abi. O şekilde yapalım babacığım. Bunlar. Bugün epey şey oldu. Tavuklar epey iyi de çıktı. Şunu da Japon'un gözüne koyuyorum. Bakın yarın bunları da tamamlarız. Tamam. Kıbrıslar. Oradaki kıbrıslar da var. Buradaki kıbrıslar tamam. Tamam, şunları da alalım. Şu alt gözdekileri de komple götür. Batuhan şey, onları tavuklara yedirelim. Ha, bir şöyle de koy da onu. Bir kaba koyalım. Ha, bir kaba al orada. Akşam kar yağdı ispençlerle alttaki portakallı olanlara versin. Normalde 20-50 paketti. Bakalım kaç paket? Dur bakalım bir. 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 26, 28, 10, 34, 36, 8, 40, 41 paket düşük. Akşamki turla 50, turla 50 paket olur akşamki turla. Tamam. Şimdi bu yumurtalar yerlerine götürelim ayrı ayrı. Ondan sonra da kafesleri çekip arka taraflarını güzelce temizleyip kireçlenmesini yapalım. İlaçlamasını. Ondan sonra civciv yeri daha bizi bekliyor. Evet, civciv yerlerimizi bekliyor.